Arkadaşlar merhabalar. Bugün ikinci kez karşınıza çıkıyorum. Çünkü Türkiye'de uzun süreden beri ilk kez terör saldırısı gerçekleşti. Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü önünde ve İçişleri Bakanlığı'nın önünde bir terör saldırısı gerçekleşti. Peki bu terör saldırısını kimler yapmış olabilir? Neden uzun süreden beri tekrar birileri terörü Türkiye'nin gündemine sokmak istiyor? Özellikle son dönemlerde... Uyuşturucu çetelerine karşı, teröristlere karşı bir yoğun mücadele var. Bu mücadelenin sonunda mı, sonucunda mı bu terör eylemleri bir mesaj olarak gerçekleştirildi? Yoksa işte birilerinin iddia ettiği gibi devletin içerisinde bir yeni efendim mücadele mi var? Klikler arasında bir savaş mı var? Bu konularla ilgili sizlere bir analiz yapmak istiyorum. Öncelikle bu terör saldırısında yaralanan iki tane polisimize acil şifalar diliyorum. Ee, gerçekten de önemli onlar canları pahasına bizleri koruyor bizleri kolluyor. şimdi terör dünyanın her yerinde bir şirket haline gelmiş yani terör faaliyetleri artık bir şirket haline gelmiş Dolayısıyla paralı askerler durumundalar Siz terörü teröristleri kendi iradeleriyle hareket ettiğini zannedersiniz ama terör bambaşka bir gündemin parçası olabilir. O yüzden de mesela işte PKK terör örgütü, siz bazı işte e, söylentilere göre falanca ırkın işte haklarını savunuyor vesaire filan diyorlar ama baktığınız zaman, baktığınız zaman bu bir şirketleşme, terör şirketi. Parayı veriyorsunuz, istediğiniz eylemi yaptırabiliyorsunuz. Aynı zamanda devletlerin istihbarat örgütleri o terör faaliyetleriyle mutlaka ilişkili ilintili. Terör örgütleriyle bağlantılı çünkü demiştik ki artık hibrit savaş yöntemi kullanılıyor. Hibrit savaş yöntemi nedir bu? Efendim işte teröristleri terörü e, vekil savaşçı olarak kullanmak. Suriye'de kullanıyorlar. E, diğer taraftan efendim devletleri vekil devletler savaşçılar olarak kullanmak kullanıyorlar. Artık devletlerin birbirleriyle Top yekün savaşma dönemi bitti. Vekalet kullan, vekil kullanıyorlar, vekil teröristleri kullanıyorlar, terör örgütlerini kullanıyorlar. Şimdi Ankara'daki bu sabah saat 9.30 sularında meydana gelen bu terör faaliyeti gerçekten ilginç bir zamanlamaya denk geldi. Bir kere yarın meclis açılıyor. Yani meclisin açılışından bir gün önce terör faaliyeti gerçekleşiyor. Şimdi terörün en büyük maksadı şudur. Korkutmak, panik oluşturmak, kaos oluşturmak ve sokakların güvenli olmadığını ifade etmek insanlara beyinlerine kazımak. O yüzden biz her türlü terörü kınayacağız ve dolayısıyla korkuya paniğe kapılmadan günlük faaliyetlerimize devam edeceğiz. Ha birilerinin gündemi farklı olmuş olabilir. Birileri işte devlet içerisinde bazı klikler kendi menfaatleri doğrultusunda efendim bir takım faaliyetlere mücadeleye girişmiş olabilirler. Veyahut da Türkiye'nin özellikle son günlerde yapmış olduğu Orta Asya hamlelerine karşı bir mesaj olabilir. Bu iki konu üzerinde durmak istiyorum. Önce isterseniz Türkiye'nin dış politikası konusunda verilen bir mesaj olabilir mi? Çünkü Zengezur koridorundan bahsetmiştim sizlere. Değerli dostlar bu koridordan bahsederken yahu işte laf olsun dolduralım video olsun diye bunu sizlere aktarmıyorum. Zengezur koridoru çok önemli ve biliyorsunuz 2020'de Azerbaycan Ermenistan arasındaki savaştan sonra Ermenistan'ın ezeli yenilgisinin ardından bir mutabakat imzalandı. Bu mutabakata göre Zengezur koridoru açılma taahhüdü verdi Ermenistan. Çünkü bir bölümü Ermenistan'dan geçiyor. Ama Zengezur koridoru sadece Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki bir mesele değil. Gerçekten stratejik bir öneme sahip. Özellikle Türk dünyasını birleştirme açısından bu Zengezur koridoru gerçekten önemli. Bakü'yü Kars'a bağlıyor. Bakü'yü Nahçıvan'a bağlıyor ve dolayısıyla ayrılan Türk dünyası e, arasında bir kara köprüsü oluşturuyor. Daha önemlisi bir kuşak bir yol projesinin en önemli güzergahlarından birisi. Çin dünyaya açılırken, Avrupa'ya açılırken bu Zengezur koridorunu kullanmak istiyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri ısrarla bu koridorun e, açılmasına karşı ve dolayısıyla şu anda Ermenistan'la ittifaklar yapıyorlar. Rusya biliyorsunuz Paşayan'la e, olan ilişkilerini sonlandırmak üzere Amerika devreye girdi ve bu Zengezur koridorunun açılmasına karşı. Yine hakeza İran bu Zengezur koridorunun açılmasından çok rahatsız. Çünkü hem Ermenistan e, arasından geçip Ermenistan'dan geçip hem e, İran sınırından geçip Nahçıvan'a ulaşıyor bu yol. Yani İran da bu Zengezur koridorunu istemiyor. Acaba dış bağlantılı bir terör faaliyeti olabilir mi bu? Türkiye'ye bir mesaj olabilir mi? İşte Türkiye Cumhuriyeti devleti biliyorsunuz Azerbaycan'a ciddi destek veriyor ve Ermenistan savaşının kazanmasında çok büyük rolü var. İşte 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'ın gerçekten perişan bir şekilde yenilmesi ve geçenlerde, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'ın terör operasyonu sonrasında Karabağ bölgesinin tamamen terörden temizlenmesi ve tamamen bir Azerbaycan toprağı olduğunun nişanesi olarak bir durum söz konusu ve dolayısıyla birileri bundan rahatsız. Türkiye ile Orta Asya'nın birleşmesi, Türk dünyasının birleşmesi, ekonomik entegre olması, yeni projeler geliştirilmesini birileri istemiyor. Aynı zamanda da Çin'in Türk dünyası üzerinden Avrupa'ya işte ürettiği malları ihraç etmesi ya da dünya hegemonyasına erişmek istemesi Amerika tarafından istenmiyor. Acaba burada Türkiye'ye karşı bir e, mesaj mı verildi? Yani geri çekil, fazla uğraşma Orta Asya'yla. İşte bizim burada bazı projelerimiz var. Buna çomak sokma diyen bir el mi var? Sonunda bu görüşümü, bu konudaki görüşümü söyleyeceğim. İkinci görüş, ikinci iddia. Diyorlar ki, devletler içerisinde bir klikler savaşı var. Şimdi bu tarih boyunca baktığın zaman devletin içerisindeki klikler mücadelesi her dönemde olmuştur. Yani güç kazanma meselesi, devlete hakim olma meselesi. Bunlar devletin içerisinde maalesef ve maalesef var. Efendim o şucu, o bucu, o bilmem neci ya da işte çıkar grupları vesaire filan böyle bir mücadele türü var devletin içerisinde. Keşke hiç olmasa. Şimdi diyorlar ki Efendim biliyorsunuz Süleyman Soylu, Sayın Süleyman Soylu uzun süre İçişleri Bakanlığı yaptı. Ve terör konusunda gerçekten başarılı olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten de başarılıydı terör konusunda. Ama burada öyle gözüküyor ki e, Sayın Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'ndan ayrılmasından sonra göreve e, gelen Sayın Ali Yerlikaya e, ilginç operasyonlara başladı. İlginç şekilde, ilginç değil esasında yapılması gereken şeylerdi. Yani uyuşturucu kaçakçıları... Efendim çeteler vesaire bu konuda çok ciddi operasyonlar yapmaya başladı. Doğrusunu da yapıyor. Bunu kim yaparsa desteklerim. Çünkü değerli dostlar bakın Türkiye çetelere teslim olamaz. Çeteler her geçen gün farklı farklı olayların içerisinde farklı çıkar grupları oluşturuyorlar. Efendim tehdit, şantaj, işte mala çökme vesaire filan bu haberleri okuyoruz. Dolayısıyla son günlerde bu çetelere karşı geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Acaba işte bu operasyonların başlamasından rahatsız olan bir iç klik mi var? Ve İçişleri Bakanlığı'na ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bu, bu terör saldırısı üzerinden mesaj mı veriliyor? Ben böyle olmasın istemem. Böyle olduğuna da inanmak istemiyorum. Eğer böyleyse gerçekten vahim çünkü devletin içerisindeki bir çatlak bütün millete sirayet eder. Ve dolayısıyla bakın devletleri içeriden yıpratmanın en kolay, en etkili yolu da devletin kurumlarının birbiriyle savaştırılması ya da mücadele ettirilmesi. Buna ihtimal vermek istemiyorum. İnanmak da istemiyorum. Ama maalesef bugün tartışılan konuların başında da bu geliyor. Yani işte yeni gelen İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu, bakanın yapmış olduğu bu terör faaliyetlerinden bir odak rahatsız oldu. İç bir odak rahatsız oldu ve dolayısıyla mesaj veriyor. Şimdi gelelim değerli dostlar kendi fikrime. Bu nedir? Bu terör saldırısı uzun süreden beri yapılmayan ki yapılmasını asla istemiyoruz. Nedir? Biliyorsunuz Taksim'de bir operasyon olmuştu, bir terör faaliyeti olmuştu. Bundan sonra epey bir süre geçti ama yine biz terörü gündemimize aldık. Dolayısıyla değerli dostlar burada güvenlik zaafından da bahsetmek lazım. Onun altını çizeyim bir kere. Bir, güvenlik zaafı var. Şimdi lav silahıyla iki tane terörist uzun namlulu silahlarda silahlarla Emniyet Genel Müdürlüğü'nün İçişleri Bakanlığı'nın önüne nasıl geliyor? Öncelikle bu sorgulanması lazım. Bunun cevabını Milli İstihbarat Teşkilatı ve e, Emniyet İstihbaratı vermelidir. Bu nasıl oluyor? İki tane terörist elini kolunu sallaya sallaya o bölgeye nasıl gelip lav silahı yerde gördüğüm kadarıyla bir lav silahı vardı. Uzun namlulu silahlar taşıyorlardı ve bir gün önce yani meclisin açılışından bir gün önce meydana gelmesi tesadüf mü? Acaba yarın için yeni bir mesaj mı verilmek isteniyor? Bundan sonra efendim daha fazla ileri giderseniz bu eylemleri sıkılaştırırız denen kişiler mesaj mı veriyor? Bunu da oturup düşünmek lazım. Gelelim dış e, politikada izlenen stratejiyle ilgili mesaja. Şimdi ben kuvvetle muhtemelen, muhtemel ben bunu Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili görüyorum. Özellikle, özellikle Türkiye'nin Azerbaycan'a vermiş olduğu destek ve Zengezur koridoru özelinde Türk dünyasını birleştirmek istemesi ve Türk dünyasında etkili olması dikkat ederseniz size dünya basınından manşetler vermiştim. Özellikle Türkiye'nin Orta Asya'da çok güçlendiğini, burada süper güç olma durumuna geldiğini vesaire filan hem Yunan basını hem Amerikan basını hem İngiltere basını hem de Fransa basını bunu dile getirdi demiştim ki bu hayra alamet değil. Çünkü Türkiye orada gerçekten Rusya'yı karşısına alırcasına, Amerika'yı, İngiltere'yi, Fransa'yı karşısına alacak şekilde hareket edip Zengezur koridoru konusunda bütün desteği verdi. Ermenistan karşısındaki Azerbaycan'a tüm desteğini esirgemeden verdi. Hatta birlikte omuz omuza, omuza orada mücadele verildi. Ve dolayısıyla bu birilerini rahatsız etmiş olabilir. Ben dış politika konusunda daha ağırlıklı olduğunu düşünüyorum bu mesajın. Ama içerideki o kliklerin birbirleriyle mücadelesi, çıkar çatışması ya da birilerinin işte yeni İçişleri Bakanlığı'na, bakanına gözdağı vermesi vesaire filan bunu da yabana atmamak lazım. O yüzden bu olaya iki açıdan bakabilirsiniz. Bir, içerideki klikler savaşı. iki dış politika nedeniyle özellikle Azerbaycan'a verilen destek nedeniyle Türkiye'ye verilen bir gözdağı olarak, bir mesaj olarak algılayabiliriz. Değerli dostlar gelişmeleri takip ediyoruz. Aktarmaya devam edeceğiz. Başka sohbette analizde buluşmak üzere Hoşçakalın. kalın.